Evet, bugün biz Antalya'dan kalkıp Mehmet Hocam'la birlikte Yarışlı Gölü'ne geldik. Yarışlı Gölü'ndeki flamingoları fotoğraflamak için burada bulunuyoruz. Yolumuzun üstünde arabamızla geçerken sizleri gördük. Burada bir soluklanalım dedik. Ne güzel. Bir çay içelim dedik. Sizlerle tanıştık. Osman amca. Hasan evet. Hasan amca. Çok şeker gibi iki tane amcamızla birlikteyiz. Bu köyümüzün adı ne? Önce oradan Yarışlı. Başlayalım. Yarışlı Göl'den almış adını. Peki şimdi Yarışlı deyince bizim insanlarımız da merak ediyorlar. Niye Yarışlı? Adı nereden geliyor? Ne? Hikayesi var mı? Burada yarış atları yarışmışlar. Öyle duvarda ikinci bir söylem duvar atılarımızdan. Evet. Oraya çiftlik. Evet. İleride yazı köyü var, yarı köyü var. Evet. Ordu yazmışlar, ordu yarı çalışmış. Buraya da işçiliğe yarı işçilik, beylik. Çiftlik yani önceleri. Çiftlik. He, ondan burası yarı işli. Ama çevrilmiş yarışlı. Ha, yarışlı. Veya yarayışlı. Yarayışlı da olabilir. Yani verimli bir yer toprak buraya. Çok yarayışlı bir yer. Şu anda geçiminizi genellikle neyle sağlıyorsunuz? Hayvancılık mı? Hayvancılık. Yoksa? Hayvancılık ağırlıklı. Çiftçilik. Ve bağ bahçe meyve çok olur. Evet. İklim de güzel, böyle don olayları, soğuk olayları olmuyor mevsimsel. Peki Osman amca, bizim dikkatimizi çeken, sadece bizim değil, Türkiye'nin tabii, her tarafından buraya gelen bütün gözlemciler, çevredeki bu maden ocaklarının o kirliliğini, görüntü kirliliğini herkes görüyor ve bunu basına da yansıtıyorlar. Biz daha önce de gelmiştik. Bunu ilk gördüğümde ben açıkçası çok çok üzüldüm. Doğanın rengi değişti. Tabii. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Buranın bölge halkı bu maden ocaklarından doğaya kaçtı. Ama bizimki burada da var. Evet. Bak. Bölge halkı Numan amca, ben bu maden ocaklarından yöre halkının bir menfaati var mı? Veya zararı var mı? Değil mi? Veya zararı, yani ben bunu merak ediyorum. Gençlerimiz orada çalışıyor. Ha, çalışanlar var, maaşla çalışıyor. Maaşla bayağı %92 çalışıyor. Gençler orada. Gençler orada. Ha, zararı var mı? Bazı meyve ağaçları kuduruyor. Meyve ağaçlarına tabii da zarar veriyor. Var, göle zaten zararını vermiş. Bir de tabiatı da bir zarar geliyor, yağmurumuz olmayın. Osman Bey, konuş bakalım. Peki bu sene nasılsın yağış? Hiç. Halbuki çok yağdı bu sene. Kar bizi yağmur. Bak buraya bu şeker. Buraya düşmedi. Şeker. İki tane alayım. Sağ ol. Kameramı artır. Tek mi? Çift. Biz bölgenizi çok seviyoruz. Her sene aşağı yukarı her sene buraya bu grupla yürüyüşe geliyoruz. Ne güzel. Çok keyif alıyoruz buradan. Bir tek olumsuz olan şeyler bu mermer ocakları. Keşke olmasaydı. Ama çare yok. Umarım eski haline gelir ama hiçbir şey eski haline gelecek gibi görünmüyor. Bu doğal güzelliği bozmayın. Gerçekten size hepimizin ihtiyacı var buna. Biz sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Siz tanıdık. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Ama biz, bizim suçumuz yok o gölden. Bu göl olarak. Biz kirletmedik. Daha koruduk. Evet. Benim en çok üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Şimdi her yıl bu flamingolar buraya konaklamaya geliyorlar. Geçen yıl küstü sizi. O neden küstü? Küstü, evet, buraya gelmediler, Akgöl'e gittiler. Bu sene de Akgöl'e gideceklerdi. Su olmadığı için orada bu sene mecburen buraya geldiler ama 2-3 sene sonra bunlar gelmeyecekler ya. Gerçekten. Evet. Gelmeyecekler. Ama su olursa gelir. Su ama suyun şeyi bozuldu. Bu mermer tozları yüzünden suyun özelliği, o sodalı su ya burası. Zamanla o özelliğini kaybetti mi bu kuşlar gelmez. Bunu koruyalım. Bu gerçekten büyük bir nimet. Büyük bir nimet. Ve şunu da söyleyeyim. Bu flamingo yüzünden buranın adını duyurabilirsiniz. Doğru, çok tabii. Önemli. Bakın burayı gerçekten bütün Türkiye'ye tanıtabilirsiniz. Ne güzel. En büyük reklam. Kesinlikle. Bakın bu turizm. Mesela şey biliyorsunuz. Burdur'un oradaki Kuyucak köyünü biliyorsunuz. Kuyucak. Evet. Adam lavantayı getirdi Fransa'dan. Bir lavanta bahçesi yüzünden bütün Türkiye şu anda oraya gidiyor ve gezmeye geliyor. Bak, flamingolar ondan çok daha güzel.
Çok daha güzel. Ama korkut bir yer. Ben sizden burası onu rica ediyorum. Hiç korumaya alın. Yani gerçekten savunun onu. Zaten korumalı. Orman koruması. Koruma altında ama koruma altında şu mermer ocakları çok korkutuyor. Ama hiç yani. Yapacak bir şey. Evet. O bizi asıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok memnun olduk. Memnun oldum. Sağ olun.